Merhaba arkadaşlar, hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Bu videomda sizlere DAS Studio'daki POSE dosyalarını iClone'a nasıl aktarabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle modelimizi, ana modelimizi, karakterimizi DAS Studio penceresine yüklüyoruz. Daha sonra POSE dosyalarından istediğimizi modele yükleyeceğiz. Fakat bunu yapmadan önce yapmamız gereken en önemli iş buradaki VPC değerini 60 yapmak. Ondan sonra modelimize POSE dosyasını yükledik. Bu şekliyle modelimizi aktaracağız. Çünkü bundan sonraki POSE dosyalarımızı model üzerinden aktaracağız. POSE dosyalarını aktarırken morp bölümünü kaldıracağız arkadaşlar. Morpları aktarmayacağız. Bu haliyle modelimizi kaydediyoruz. Şimdi gelelim diğer morp dosyalarını aktarmaya. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 morp dosyamız var. Eğer 9'unu da aktarmak isterseniz buradaki total bölümüne 9 yazacağız. Daha sonra şurada gördüğünüz gibi zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bölümü görebilirsiniz. Birincisini zaten ekli. Daha sonra 2'ye getireceğiz. İkinci morp dosyamızı. Üçüncü morp. Dördüncü, daha doğrusu POSE dosyaları. İstediğimiz kadar morp dosyasını yükledikten sonra arkadaşlar modelimizi export edeceğiz. Bunda örneğin 9 tane POSE dosyamız var. 9 POSE dosyasını da aktaracağız. Daha sonra 3DX Change'de Import Animation bölümünde seçtikten sonra modelimizi iClone'a yükleyeceğiz. Düzeltiyorum. 3DX Change'e yükleyeceğiz. Buradan Convert non-standard bölümünden modelimizi iClone'a aktaracağız. Modelimizi convert ettikten sonra bu ilk POSE dosyamızı zaten aktardığımız 9 tane POSE dosyasının içinde olduğu için siliyorum ve 9 POSE dosyasını
yani 9 tane pozisyonun olduğu dosyayı animasyon bölümüne aktarıyorum. Burada split into process diyerek gördüğünüz gibi 1'den 9'a kadar olan dosyaları aktarıyorum. iClone'dan modeli daha önce aktardığım için modeli aktarmıyorum. Sadece şuradaki perform menüsündeki animasyon dosyalarını, daha doğrusu pozisyon dosyalarını, pose dosyalarını kaydediyorum. Bu dosyaları iClone'da açıp kullanmak istediğimde karakterin üzerine bırakıyorum. Burada istediğiniz düzenlemeleri Edit Motion Layer bölümünden rahatlıkla yapabilirsiniz. Örneğin ayaklarının durumunu kafasının durumunu veya kafayla boynun birlikte hareketini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Yine Face bölümünden yüz ifadelerini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin. Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.